Sayın Bakanım, değerli misafirler, Çin'de bulunduğumuz konjonktür itibariyle hem Türkiye için hem de dünya için önemli üzerinde durulması gereken tehditler mevcuttur. Küresel ekonomiyle sıkı sıkıya entegre olmuş tüm ülkeler hem jeopolitik bazdaki siyasi gerginliklerden hem de ekonomi alanlarından açmazdan doğrudan etkilenmektedir. Tüm bunlara rağmen ülkemiz 2017 yılının ilk çeyreğinde %5'lik önemli bir büyüme performansı göstermiştir. Önümüzdeki yıl içerisinde ülkemizin uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini arttırmak için ihracatımızın önündeki yapısal sorunları çözüm bulmaya, ihracatımızın üretim yapısını modernize ederek ticaret dünyasının taleplerine en iyi şekilde cevap verebilir, Ar-Ge dayalı bir yapıya kavuşması sağlanmalıdır. Bunun için ise ihracatımızın yeni pazarlara erişilmesine yönelik mevcut imkanlar iyileştirilmeli, ithalat bağımlılığını azaltacak büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sistemi etkili olarak hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarındaki payını düşürmeden ihracata pazar çeşitlendirmesi sağlanarak dünya ticaretinden hedeflediğimiz oranda pay alabilmeliyiz. Elektronik ticaretin ihracatın artırılmasında etkili bir araç olarak kullanılması amacıyla gerekli mekanizmalar geliştirilmelidir. Sayın Bakanım, 2007 senesinde serbest tarifeye geçilmesiyle birlikte acentelerin trafik branşındaki komisyonu %17 idi. Uzunca süre özellikle ticari araçlarda sigorta fiyatlarının yüksekliği ülke gündemini meşgul etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu bu konunun nihai haline alması bir yıl sürdü. 12 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe konulan tavan fiyat tavan komisyon uygulaması sonrasında fiyatlarda yaşanan düşüş komisyon oranlarımızın da düşmesine sebep oldu. Sigortacılık sektörü temsilcileri olarak hükümetimizin almış olduğu kararı sonuna kadar destekledik çünkü milletin ihtiyacı vardı. Sonrasında şirketler bu fiyatlarla zarar edeceklerini belirterek sistemlerini kapatmaya, günlük kotalar uygulamaya başlayarak bu karara ciddi bir direnç gösterdiler. Bu direnç neticesinde 11 Temmuz 2017'de trafik sigortasındaki riski yüksek araç grupları için hazine tarafından havuz sistemi uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama kapsamında kesilecek poliçelerdeki acente komisyonu bir kez daha düşürerek %8'e inmiştir. Acentelerin %17'den başlayan komisyonları maalesef bugün %8 seviyelerine kadar inmiştir. Bir koyundan 3 poz çıkarmak diye herhalde bunu söylense gerek. Sayın Bakanım, bu konuda sigorta acenteleri, Türkiye genelinde 16 bin sayısı bulunan sigorta acentelerinin sıkıntılarının hükümetimize aktarılması konusunda acenteler adına yardımlarınızı beklemekteyiz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Oda Başkanlarım, Rıfat Bey, değerli misafirler, değerli hemşehriler, kardeşlerim, hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu birlikteliğimizin esnafımız için, iş dünyası için, tüccarlarımız için hayırlı, bereketli olmasını Allah'tan diliyorum. Tabii asıl söz sahibi bakanımız burada. Ben sadece selam vererek inersem herhalde başkanım en güzelini yapmış olurum, değil mi? Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hayırlı olsun. Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Odalar ve Borsalar Birliği'nin çok değerli başkanı, değerli oda başkanları, Kocaeli Sanayi Ticaret Odamızın çok değerli mensupları, değerli katılımcılar, Gümrük ve Ticaret Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Kocaeli Türkiye'nin önemli bir şehri, dış ticaretinin yaklaşık olarak %18'ini oluşturan ve bu doğrultuda birçok çalışma gerçekleştiren bir kent. Sadece sanayide değil, diğer sektörlerde de kendisini geliştirebilecek birçok potansiyeli olan Kocaeli'nin önümüzdeki süreçte, başta turizm olmak üzere, birçok alanda çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, kentteki dinamiklerle birlikte ortak çalışma anlayışı içerisinde görev sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün yoğun bir gündem ve program var ve konuklarımız, Sayın Bakanımız ve Odalar Birliği Başkanımız burada iş dünyamızın sorunlarını dinlemek ve onlara çözüm üretmek üzere aramızdalar. Ben katılımlarıyla bu toplantıya zaman ayırmaları nedeniyle başta Sayın Bakanımız ve Odalar Birliği Başkanımız olmak üzere bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi ise katılımlarıyla bizleri onurlandıran Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tefekçi konuşmaları yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz eder. Buyursunlar efendim. Çok değerli Valim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çok değerli başkanı, çok değerli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, çok değerli Kocaeli Ticaret Odamızın değerli başkanı, değerli meclis üyeleri, çok değerli iş adamlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten aranızda olmaktan büyük bir mutluluk ve keyif alıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Kocaeli bulunduğu coğrafi konum itibariyle ve özellikle bir sanayi kenti olması, bir limanlar kenti olması hesabıyla ve özellikle üretim yeri olması hesabıyla ve ticaretin buna bağlı gelişmesiyle beraber gerçekten yüz ölçümü küçük ama Türkiye'ye sağladığı katma değeri büyüklüğüyle Türkiye'de istisna yere sahip bir ilimiz. Burası özellikle Osmanlı'nın Anadolu'dan Balkanlara geçtiği şehir ve bu nokta ticaretin de esasında kavşak noktası. Değerli arkadaşlar, bizler tam da bir sene önce bildiğiniz gibi 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimiyle sarsılan bir ülkeyiz. Ve baktığımız zaman sizler, milletimiz nasıl 15 Temmuz akşamı göğsünü kurşunlara siper ettiyse, iş adamları olarak, esnaflarımız olarak 15 Temmuz'dan sonra da sizler üretimlerinizi durdurmayarak, kepenklerinizi açarak, ticaretinizi devam ettirerek, ithalatınızı, ihracatınızı devam ettirerek bir anlamda hem demokrasiye sahip çıktınız ama aynı zamanda ekonomiye de sahip çıktınız. Bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek, tebrik etsek azdır. Ama gerçekten milletle el ele vererek hükümet olarak 2016 yılının bu hain darbe girişiminin etkilerini almış olduğumuz tedbirlerle, teşviklerle kısa zamanda atlattık ve hem darbeye rağmen, akabinde ekonomik terör saldırılarına rağmen, dış lobilere rağmen, bu hainlerin yurt dışında Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine rağmen, bir yandan PKK'yla, bir yandan DAEŞ'la, bir yandan FETÖ'yle, bir yandan DHKPC'yle mücadele etmemize rağmen, Türkiye'yi 2016 yılında %2.9 oranında büyüttük. Ve baktığımız zaman da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 2017 yılı bir sıçrama yılı olacak diye ifade ettik ve gerçekten 2017'ye güçlü bir büyümeyle girdik ve herkesi de bu kredi derecelendirme kuruluşları var ya, IMF de dahil, Dünya Bankası da dahil, biz onları da şaşırtacak bir derecede büyüme rakamlarını %5 gibi bu şartlar altında gerçekten mucizevi bir büyümeyi yakaladık ve bunda sizlerin katkısı, emeği, Türk girişimcisinin emeği, reel sektörün emeği, odaların, borsaların emeği çok büyük. Değerli arkadaşlar, 2002'den baktığımız zaman 2016 yılına kadar, sonuna kadar Türkiye ekonomisi reel olarak %115 büyüme kaydetti. 2017 yılında inşallah bu rakamları çok daha yukarıya çekeceğiz. Yine
burada huzurlarınızda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğu istihdam seferberliği kapsamında yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde oda başkanlarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımızın taahhütlerinin gerçekleşme oranına baktığımızda bugüne kadar 1 milyon 488 bin kişiye istihdam sağlandı. Nisan'da istihdam seviyemizi 28 milyon 157 bin kişiye çıkarttı. Böylece küresel krizden bu yana yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza ilave istihdam sağladık. Bu rakamlar gerçekten önemli rakamlar. Yeter ki bu bize şunu gösteriyor. Türkiye birlik beraberliğini koruduğu sürece, istikrarımız koruduğu sürece, güvenini koruduğu sürece biz bunun daha üzerinde başarıları Allah'ın izniyle yakalayabiliriz. Baktığımız zaman aynı dönemde küresel krizden sonra Avrupa Birliği'nde bizim kadar istihdamını artıran başka bir ülke yok arkadaşlar. Hatta bırakın artırmayı, İspanya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya ve İrlanda gibi ülkelerde o zamandan bu zamana istihdam kayıpları yaşandı. Değerli kardeşlerim, hükümetimizin reel sektöre yönelik yapmış olduğu destekler öncelikle biraz önce başkanım bir kısmını anlattı. Burada uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum. Ama konuşmamın sonunda sizlerden gelen soruları alacağım ve cevaplayacağım. Belki oralarda da ifade edebiliriz. Ama baktığımız zaman bizim reel sektöre vermiş olduğumuz desteklerle beraber bankacılık sektörünün de harekete geçtiğini ve bankacılık sektörünün kredilerinin de arttığını görüyoruz. 2015 Eylül ile 2016 Haziran dönemine ele alırsak 9 aylık süreçte 88 milyar TL kredi verilmiş. 2016 Eylül ile 2017 Mart döneminde 220 milyar TL'lik kredi verildi. Bunun 124 milyar TL'lik kısmı 2016 Eylül ile Aralık dönemine aittir. Bunu burada şunu ifade edeyim. Sadece işin kredi boyutuna bakıp kredi genişlemesi dersek meseleye tek yönlü yaklaşmış oluruz. Kredilerin en önemli kaynağı durumunda olan mevduatlarda da bu dönem içerisinde artış yaşanmıştır. Değerli arkadaşlar, biz darbe girişimi sonrası Aralık 2016 itibariyle kredilerin takibe dönüşme oranı %3. Türkiye'de 24. En son Mart 2017 verilerine göre de bu oran 3.21'e kadar düşmüştür. Bu da sağlıklı göstergelerden birisidir. Baktığımız zaman ihracatımızın özellikle 2016'nın son 2 ayından itibaren sürekli artış gösterdiğini, burada ihracata vermiş olduğumuz destekler, bizim Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak gümrüklerde yapmış olduğumuz iyileştirmeler ihracatımızın artışında ve ivme kazanmasında önemli bir rol oynadı. 2016 yılının Temmuz ayında baktığımız zaman ihracatımız %11.5 azalırken dış ticaret hacmimizde ise %16.4 daralma görülmüştür. Bu daralmanın sebebi nedir diye baktığımızda tamamen o hain darbe girişimidir. Esasında toplamında da baktığımızda her birimize bu darbe girişiminin şu veya bu şekilde darbe vurduğunu ve etkilemeye çalıştığını görüyoruz. Ama Allah'a hamdolsun biraz önce de ifade ettiğim gibi almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle biz ihracatımızı da toparladık ve baktığımız zaman son 6 ayda ihracatımız %8.2 oranında güçlü bir artış yakaladı. Ve bunun büyümeye katkıları da %2.2'lere erişti. Biraz önce ifade edildi başkanımın beyaz eşyadaki, mobilyadaki, konuttaki vergi indirimleriyle beraber
özellikle iç ticarette ciddi büyüme rakamlarına yakalamış oldu. ISO 500 kuruluşlarının ekonomiye katkısı artarak sürmekte. Bu noktaya da baktığımızda ISO 500 kuruluşu arasında 48 yeni sanayi kuruluşunu girdiğini görüyoruz. Ve ISO 500 sanayi kuruluşunun 2016 yılındaki üretimden satışları bir önceki yıla göre %8.8, toplam faaliyet kârı ise %18.6'ya artırmıştır. Sanayi kuruluşları faaliyet kârlılık oranı %8.7'den %9.4'e çıkmış ve sanayi kuruluşları faaliyet kârlılık oranı %8.7'den %9.4'e çıkmış.